Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Cümleten hoş geldiniz arkadaşlar. Bu akşam sizlerle Mücadele suremizin 10. ayetinden itibaren okumaya devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta münafıkların ve Yahudilerin Müslümanları tedirgin etmek üzere ve Ensarla Muhacirin kardeşliğine halel getirmek maksadıyla hem de Mekke müşrikleriyle tam da savaş yapma eşiğinde aşamasındayken bir takım korku ve endişeler, toplumda huzursuzluk çıkarmaya yönelik fitne hareketlerine, teşebbüslerine yer vermişti. Onlar sürekli Müslümanları mimikleriyle, sözleriyle karşılaştığı her yerde tedirgin edecek fısıltılı konuşma, imalı konuşma yapıyorlardı. Ve bunu Cenab-ı Hak Peygamberimiz vasıtasıyla engellemişti, şiddetle bunu reddetmişti. Elbette Kur'an-ı Kerim Müslümanla gayrimüslim arasında insani bakımından, ahlak erdem bakımından fark olduğunu, Müslümanların farklı davranması gerektiğini bildiriyor her durumda, her konumda. Bu meselede de aynı şekilde münafıklarla, Yahudilerle Müslümanların nezaket konusunda da bir olmayacaklarını, aynı olmayacaklarını belirtmek üzere efendim bugünkü okumakta olduğumuz ayeti celile ile bu konuya devam buyuruyor. Yani şunu da hatırlatalım, tam bağlantıyı sağlamak üzere. Şimdi Peygamberimize karşı saygısız davranıyorlar. Selam vermekte bile bedduayı eş anlamlı kelimeyle yahut da kinayeli ifadelerle Peygamberimize hakaret ediyorlardı ve arkasından da şayet bu gerçek peygamber olsaydı Allah peygambere nezaketsiz davranan hatta onu aşağılayan beddua eden bir kimseye hayat hakkı vermezdi. Demek ki Muhammed hakiki peygamber değil tarzında bir yaklaşımları vardı. Sabuni merhum da peygamberimizin şu hadis-i şerifini hatırlatarak onların bu yaklaşımına cevap vermişti bir anlamda. Kendisine yapılan eziyetlere Allah'tan daha sabırlı hiç kimse yoktur. Nitekim Allah'ın kulları Cenab-ı Hakk'a bir takım iftiralar atmaktadır. Eş evlat isnat etmektedir. Hatta kimisi tamamen Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini inkar etmesine rağmen Cenab-ı Hak hala onlara afiyet ve rızık vermektedir buyurmuştu. Bununla cevap vermişti. Bir başka sebep daha söylüyor. Yani Allah onlara inkarcıları ve Yahudileri, münafıkları şayet dünyada helak etmiyorsa, helake sevk etmiyorsa bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alemlere rahmet kılmasından dolayıdır demişti. Çünkü o merhamet ve sevgi, şefkat peygamberi olunca yani ya ileride bu münafıkların, Yahudilerin kendilerinin yahut da evlatlarının iman edebileceği umuduyla büyük bir sabırla onların kötü muamelesine tahammül buyurmuştu. Tam da bugünkü işleyeceğimiz konu buradan başlıyor. Sümme nehe teala el mu'minine anit tenaci bima huve ismun ve masiyetun. Cenab-ı Hak Yahudi ve münafıkları aralarında gizli konuşma ve bu gizli konuşma vasıtasıyla insanları rahatsız etme konusunda nehyettikten sonra
Şimdi de Müslümanları aynı duruma düşmekten nehyetmektedir, sakındırmaktadır. Tabii ki her konuşma değil, içerisinde kötülük olan, Allah ve Resulüne isyan içeren, günah içeren konuları gizli konuşma, bunun gizli planlı yapmanın yasaklandığını bildiriyor Cenab-ı Hak. Fekale şöyle buyurarak: Ya eyyühellezine amenu izâ tenâceytum felâ tetenâcev bil ithmi vel udvâni ve masiyetir rasûli. Ey iman edenler! Aranızda fısıltıyla konuştuğunuzda, bu gizli konuşmalarınızda günah, düşmanlık ve Resul-i Ekrem'e masiyet, ona bir itaatsizlik, onu hafife alma gibi ifadelere yer vermeyin. Ey izâ tahaddestum fîmâ beynekum sirran. Siz kendi aranızda gizli konuştuğunuzda فَلَا تَتَحَدَّثُوا بِمَا فِيهِ اِثْمٌ içerisinde günah olan, günah içeren herhangi bir lafzı konuşmayın, telaffuz etmeyin. Mesela كَالْقَب۪يحِ مِنَ الْقَوْلِ çirkin söz gibi mesela küfürlü konuşmalar yahut alaylı konuşmalar ev bima huve udvanun alel gayr veyahut da başkalarına düşmanlığı körükleyen birilerine ayartarak efendim yahut da gizli gizli üçlü beşli gruplar halinde anlaşarak başkasına düşmanlık yapmak üzere böyle gizli konuşmaya kalkmayın. Ev muhalefetun ve masiyetun li emri rasuli yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in size yönelik verdiği emirlerde, tavsiyelerde ona karşı bir muhalefet etmeyin ve ona efendim isyankarlık etmeyin, emrine itaatsizlikte bulunmayın. Ve tenâcev bil birri ve takva siz müminsiniz, mümine yakışan iyilik ve takva ile aranızda gizli gizli konuşabilirsiniz. Ya da diğer bir ifadeyle aranızda gizli konuşma söz konusu olacaksa o konuşmalarınız hep iyilik ve takva üzere olsun. Orada herhangi bir fitne, fesat, bir başkasına düşmanlık yahut ortak niyet, plan ve kararlarla birlikte günah işleme ya da birilerini bir efendim sıkıntıya, kedere sevk etme tarzında birilerine kötülük vermek üzere gizli konuşmayın. Ey tehaddesu bima fihi hayrun ve taatun ve ihsanun. Siz gizli konuşmanız gerektiği alanların iyilik, itaat ve ihsan karşılıksız efendim insanlara maddi manevi iyilikte ihsanda bulunma gibi konularda ancak. Çünkü onların kişiliklerini rencide etmemek gerekiyor. Yani bir iyilik yapılacaksa bile o çok uygun bir dille, uygun bir zaman ve mekan gözetilerek yapılmak durumunda. Mesela işte bunu nerede, nasıl yapalım? Falancaya şöyle bir iyilik yapacağız. Bunu hiç gönlünü kırmadan, incitmeden nasıl yapabiliriz tarzında gizli gizli istişare edebilirsiniz denilmiş olmaktadır. Kâlel Kurtubiyyü, İmam-ı Kurtubi diyor ki, Neha Teala el müminine en yetenacev fîmâ beynehum kefi'lil münafikîne vel yehûd. Allah Azimüşşan münafıkları tıpkı düzeltiyorum. Allah Azimüşşan müminleri tıpkı münafık ve Yahudilerin kendi aralarında yaptıkları gibi gizli plan, fitne, fesadın peşine düşmekten nehyetmektedir. Ve emarahum en yetenacev bit taati ve takva vel afafi. Amma nehallahu anhu ve onlara ancak Allah ve Resulüne itaat etme, onun emirlerini anlayıp kavrayıp yaşamayı tavsiye etme,
Keza günahlardan sakınma. Aynı şekilde Allah'ın yasakladığı şeylere karşı da iffetli davranma gibi hususlarda birbirleriyle gizli konuşabileceklerini ya da gizli ya da açık bütün konuşmalarının bu çerçeve içerisinde olması gerektiğini haber veriyor şeklinde yorumlamış İmam-ı Kurtubi ve ondan da Sabuni bize alıntı yapıyor. Vettekullâhe lezî ileyhi tuhşerûn ey ve hâfullâhe bimtisâlikum evâmirahu ve içtinâbikum nevâhîhi. Burada vettekullah ifadesi Allah'tan sakının anlamında ve hafullah yani Allah'tan onun emirlerine sımsıkı sarılarak ve yasaklarından da şiddetle kaçınarak korktuğunuzu böylece ispat edin. Ellezî seyecme'ukum lil hisâb. Zira Cenab-ı Hak sizi hesap için bir araya toplayacak. Yani dünyadayken birbirinin gizli gizli kuyusunu kazan, birbirine kötülük için çalışıp çabalayan insanları yarın birbirlerinden hak almak ve hakları ödeşmek için bir araya getirecek, hesap için toplayacak. Ve yücezi küllen bi amelihi ve herkese amelinin karşılığını tamam olarak verecektir. Yani bu çok önemli bir adab, erkan, nezaket kuralı değerli arkadaşlar. Yani günümüzde birçok huzursuzluk, insanlar, gruplar arasındaki ihtilafların altında yatan husus, birbirimizin şerefine, efendim, itibarına kolaylıkla dil uzatabiliyor olmamızdır. Halbuki Hucurat suresinde de buyurulduğu gibi eğer bütün müminler kardeş idiyseler, hatta kan kardeşinden daha ileri seviyede idiyseler, o takdirde her zaman yüz yüze rahatlıkla bakabileceği şekilde gerek gıyabında, gerekse karşılıklı konuşmalarında onun şerefine, Allah nezdindeki itibarına riayet ederek bir muamelede bulunmamız iktiza ediyor. İsterse muhatabımız olan kişi böyle bir ruh inceliğinden duygu efendim ve müminlerin Allah katındaki değerinden habersiz olsun ve o kabalığını bize karşı kullansa dahi biz İslam'ın öğrettiği ahlakı, vakarı halimizle böylesi zor zamanlarda gazabımıza, öfkemize sahip olarak olması gerektiği şekliyle, Müslümana yaraştığı şekliyle mukabele etmek suretiyle Allahü Teala'nın bu hükmünü toplum içerisinde yaygınlaştırmamız gerekiyor. İnnemen necve mineş şeytani şüphesiz ki şeytandan gelen necve yani insanların arasını bozma, onun huzursuz etme, üzülmesine, kırılmasına sebep olmak gibi yani dinin, aklın ve şeriatın maruf kabul etmediği, güzel kabul etmediği her türlü gizli konuşma, planlama vesaire bunların hepsi şeytandan gelir. Ve bu liyah zünellezine amenu müminleri üzer, üzmek için böyle onlar şeytanın kışkırtmasıyla insan ve cin şeytanlarının kışkırtmasıyla yapılan bu tür şeyler elbette müminleri üzmektedir. Ey leysetin necva bil ismi vel udvani illa min tezyinis şeytan. Yani içerisinde günah olan, düşmanlık olan, her türlü fitneye, fesada kapı aralayan gizli konuşmalar, efendim sır paylaşmaları, bunların hepsi şeytanın süslemesiyle ortaya çıkan gizli konuşmalar, planlardır. Yani bununla insan ve cin şeytanları ne yapmaktadır? لِيُدْخِلَ بِهَا الْحُزْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Müslümanların üzerine hüzün ve keder girdirmeye, onları gerek bireysel gerekse toplum hayatları içerisinde
kederli, endişeli, huzursuz etmeye yönelik gizli efendim konuşmalardır. Yani bundan da Cenab-ı Hak nehyediyor. Zira kişisel huzurumuz toplumsal huzura, toplumsal huzur da kişisel huzura birebir bağlantılı şüphe yok ki. O yüzden de toplumun genel huzurunu bozmaya yönelik değil böylesi gizliden gizliye faaliyet yürütüp insanları korkuya, endişeye, huzursuzluğa sevk etmek. Hatta bir hadis-i şerif hatırıma geldi şimdi. İnsanlar, toplum mahvoldu, yandı, bitti efendim gibi ortalığı böyle velveleye veren, insanların tamamen moralini çökertmeye yönelik dedikoduları yaymak, dedikodu üretmek, böyle felaket tellallığı yapmayı da yasaklıyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İbni Kesir diyor ki: "Ey innema yasturu haza minel mütenacine antezyin-i şeytani ve tesvibihi." İçerisinde günah, kin, düşmanlık bulunan efendim bütün fısıltılı gizli konuşmalar ancak şeytanın süslemesiyle ve onu kolay sevimli kılmasıyla ortaya çıkar. Yani bunların hepsi şeytanın süslemesiyle insanların yapabildiği şeylerdir. Ama aklı başında bir mümin Allah ve Resulü'nün ahlakıyla kendini, gönlünü, sinesini süsleyebilmiş bir mümin elbette şeytanın bu tür süslemelerine, davetlerine pabuç bırakmaz ve ona hayatında yer vermez şüphesiz. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ. Gerek Yahudi ve münafıkların yukarıdaki efendim Müslümanların moralini bozmaya yönelik çabaları efendim gerekse şeytanların onlara verdikleri taktikler vesaire. Tabi değerli arkadaşlar, bunları hep böyle biz Kur'an'ın diliyle ve klasik tefsirlerimizin diliyle aktarmaya çalışıyoruz ama bu söylenenlerin mutlaka günümüzde de bir karşılığı var. Yani düşünün, günümüzde daha çok bu gizli fısıltılı konuşma dediğimiz Müslümanların moralini bozmaya yönelik, onları ruhen çökertmeye yönelik çalışmalar genelde uluslararası medya üzerinden falan yapılıyor maalesef. Yani gerek komplo teorisi yapmaya lüzum yok ama şurası da bir vaka ki işte bir takım gizli localar, dernekler, bunların hatta çoğu zaman alenileşen Hristiyan misyonerlerin çalışmaları vesaire bunlar dahasını da söyleyebiliriz aslında. Mesela İslam ümmetini ırk üzerinden birbirine düşürmek üzere uydurulan atasözlerine varıncaya kadar bunların hepsini bu ayetler kapsamında düşünmek mümkündür. O yüzden hani mümin ruhen, fikren müteyakkız olmak durumunda gerek ruhi, gerek psikolojik, gerekse sosyolojik hayatı etkileyen, olumsuz etkileyen nedenlerin farkında olarak buna karşı tedbirler üretebilmeli. Tabii bunun en temel sebebi, yapılabilecek en sağlam tutulacak yol, bir taraftan muhkem bir İslam ahlakıyla müminleri güçlendirirken az sonra ayetin buyuracağı üzere bu alandaki bütün tedbirlerini aldıktan sonra Allah'a tevekkül etmektir. Yani büyük bir güven ve özveriyle doğruluk yolunda, erdem yolunda emin adımlarla mümin toplum olarak yürüyebilmektir. Ey وَلَيْسَ هَذَا التَّنَاجِي بِضَارٍّ لِلْمُؤْمِنِينَ شَيْئًا.
Gerek insan gerek cin şeytanları gizli toplantılarıyla, fısıltılarıyla, imalarıyla, yaydıkları yalan haberleriyle müminleri ne kadar korkutmaya, endişeye sevk etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bu onlara kesinlikle zarar veremez. İlla bi meşiyetillahi ve iradeti, ancak Allahü Teala'nın iradesi ve meşiyeti ne kadarına müsaade ederse o kadar zarar verebilir. Belki de Cenab-ı Hak müminleri kendi özlerine dönüp yüce kitaplarının ve Resul-i Ekrem'in bu alandaki tavsiye ve telkinlerine bir daha dönüp bakıp sımsıkı sarılmalarını sağlamak üzere ara ara onların bu şer telkinlerinin zararlarını dokundurabilir. Ama bunları müminlere bir kötülük değil, bilakis gafletlerinden uyandıran bir rahmet silleleri olarak değerlendirmek mümkün. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Ey ve alallahi vahdehu felyatemid velyethik el mu'minun. Yani müminler yalnızca ve yalnızca Allah'a güvensinler. Allah'a itimat etsinler. وَلَا يُبَالُوا بِنَجْوَ الْمُنَافِق۪ينَ Münafıkların gizli toplantı, konuşma vesaireleri de hiç böyle aldırmasınlar. Bunun üzüntüsünü, kederini yaşamaları gerekmez. فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْصِمُهُمْ مِنْ شَرِّهِمْ وَكَيْدِهِمْ Zira Cenab-ı Hak onların şerlerinden, kurdukları tuzaklardan müminleri korumaya yeter Cenab-ı Hak. Ve fil hadis, bildiğimiz gibi hadis-i şeriflerin özü, temel kaynağı işte bu gibi ayetlerdir. Yani Peygamberimizin telkinleri, kendisi Kur'an-ı Kerim'le terbiye edildiği için daimi olarak ayetlerden süzülen manayı bir farklı üslupla insanların anlayacağı dilde, biraz da gündelik hayatlarındaki karşılaştıkları olaylarla ilintili, bağlantılı olarak açıklamaktan ibaret. Nitekim Peygamberimiz bu meyanda buyurmuş ki, اِذَا كُنْتُمْ سَلَاسَةٌ فَلَا يَتَنَاجَوْا اِثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا Siz üç kişi bir arada iken, ikisi diğer tek kişiyi kenarda bırakıp kendi arasında fısıltıyla konuşmayın. Bu örfümüze de güzel yansımış değerli arkadaşlar, bildiğimiz gibi. Topluluk içerisinde fısıltıyla konuşulmaz deriz. Muhtemelen bu hadis-i şerifin hayatımıza kazandırdığı bir güzelliktir bu. فَاِنَّ ذَٰلِكَ يُحْزِنُهُ Çünkü üç kişinin içerisinde birisinin kenarda tutulup ikisinin kendi arasında konuşması üçüncü kişiyi üzer, hüzne sevk eder. Hatta bundan dolayı günümüzdeki, bilmiyorum hadis-i şerifte var mıdır bu konuyla alakalı, ama günümüzde mesela bir grup içerisinde insanların bazılarının anlayamayacağı bir başka dille konuşmayı da yine insanı üzen bir durum olarak değerlendiriyorlar ulema. Hakikaten öyledir. Yani herkese açık bir ortamda birkaç kişinin kendi arasında efendim ayrı bir genel topluluğun bilmediği bir lisan ile konuşması sü-i edep olarak takdir edilir. Yerinde bir tespit bu da. Kâle Allahu Teala, Cenab-ı Hak burada konuşmalardaki incelikleri bize öğretti, adabı öğretti. Şimdi de ve münafıklar gibi, Yahudiler gibi olmamamız gerektiğini buyurduktan sonra şimdi de yeni bir adab erkanını öğreten ayet grubuyla devam edecek. Kâle Allahu Teala, Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu izâ kîle lekum tefessahû fil mecâlisi ila
Ela inne hizballahi humul muflihun. Yani 11 ile 22. ayetler arasındaki bölüme geçiyoruz. Şimdi bunlar da kendi içerisinde bir anlamda konu yakınlığı olan ayetlerdir. Bakalım birinci bölümle ilk 10 ayetle sonradaki 12 ayet arasında ne gibi bir bağlantı, münasebet var? El münasebetun bu iki ayet grubu arasında şöyle bir irtibat söz konusudur. Lemma neha taala ibadehu'l mu'minina amma yekunu sebeben lit tabagubi ve't Cenab-ı Hak yukarıdaki ayetlerde mümin kullarını karşılıklı kin, nefret ve birbirinden soğumaya, buğz etmeye götüren konulardan nehyettikten sonra emarahum bima yusayyiru sebeben li ziyadetil muhabbeti vel meveddeti. Buradan itibaren ise artık neyi emrediyor Cenab-ı Hak? Müslümanların kendi aralarındaki muhabbet ve meveddetlerini daha da artıracak sebepleri emretmeye başlamaktadır. O da nedir? Ve huve tevessu fil mecalisi ilim meclislerinde yahut da ibadet meclisi olabilir yahut herhangi bir merasim gibi bir oturum, meclis söz konusu olduğunda orada insanlara yer açmaktır. Bi en yefsaha ba'duhum li ba'din o topluluğa katılan daha önce o mecliste mekanda gelmiş yerini almış kimselerin sonradan gelenlere yer açması onların muhabbet ve meveddetlerini artırıcı sebeptir. İşte bunu Cenab-ı Hak emretmektedir. Sümme hazzara min muvalati a'daillah. Yine devam eden ayetler içerisinde ikinci bölümde Allah Azimüşşan kendine düşman olanlarla dostluk kurmaktan da yine Müslümanları sakındırmaktadır. Bir önceki ayeti sure-i celilemizde de bu konuya işaret edilmişti hatırlarsak. Ve hateme suretel kerimete bi beyani evsafil müminine'l kamilin ve Cenab-ı Hak bu sure-i celileyi kamil müminlerin niteliklerini açıklamak suretiyle sona erdirmektedir. El-lugatu tefessahu bazı kelimelere, müfredat dediğimiz kelimelere yer veriyor. Tefessahu demek tevessahu anlamındadır. Yukalu fessaha lehu fil meclisi ey vessaha lehu. Demek ki lam harfiyle kullanılıyormuş bu. Normalde fesaha geniş oldu demek arkadaşlar. Ama fessaha deyince işte vessaha genişletti anlamında. Ve minhu mekanun fesih. Fesahanın genişlik manası olduğundan dolayıdır ki geniş alanlara mekanun fesih derler. Yani ey vasiun çok geniş anlamında. Hatta galiba Peygamberimizin dualarında geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Fesiha cennetihi şeklinde yani birine rahmet okurken Rabbim bu kuluna geniş cennetlerini lütfet anlamında fesih kelimesi kullanıyor. Ünşüzu kelimesi ise inhedu anlamındadır. Yani kalkın, doğrulun. Vertefi'u ayağa kalkın. Yukalu neşeze yenşüzu izâ tenahha min meclisihi. Oturduğu yerden bir tarafa doğru, bir yana doğru çekilen, kalkan kişiye neşeze, yenşüzü ifadesi kullanılır. Vertefa'a minhu. Şimdi herkes mecliste oturuyor vaziyetteyken o ayağa kalkınca biraz daha yüksek konumda gibi olur. Ondan dolayı neşeze denilmiştir. Ve asluhu minen neşzi. Yani bu neşeze fiilinin aslı ve huve neşizden alınmıştır. Yani neşiz mastarıdır bunun aslı ve huve mertefa minel art.
Yeryüzündeki biraz yüksekçe olan, buna biz Türkçe'de tümsek diyoruz. Düz bir arazi düşünün. Böyle hafif yükselti olan yerlere meşiz denilir. Yani düz bir mekanda oturan insanları tasavvur ederseniz hepsi belli bir hizadadır. Birisi hafiften ayağa kalkınca oradaki yüksek tepelik gibi bir tümsek gibi bir hal almaktadır. İşte bu kelimenin asıl manası Kur'an-ı Kerim'de cemiyet içerisinde aynı hizada bulunan insanların arasından ayağa kalkmak, yükselmek manasına sevk edilmiştir. Cünnetün kelimesi ve dammil cimin vikayetün cimin dammesiyle vikaye, koruma anlamındadır. Biz buna kalkan diyoruz Türkçemizde. Nitekim Münafikun suresinde de gelecek arkadaşlar. İstehveze istevle ve galebe alâ ukûlihim. İstevle Türkçe'de de istila diye bunun mastarı kullanılıyor. Araplar hali hazırda istila etmek, işgal etmek manasında günümüzde de bunu kullanırlar. Şeytanın efendim kuşatması bir anlamında ve akıllarına galip geldi, akıllarını örttü anlamındadır. El-ezelliğin el-ezille ezille kelimesidir. Yani zelil hakir olmak. El-mağmurine fizzülli vel-hevani zillet ve değersizlikte olabildiğince geniş olmak. Yani son derece değersiz ve alçak, rezil olmak anlamındadır. Gamr kelimesi arkadaşlar normalde herhangi bir sel izini daha güçlü bir suyun ortadan kaldırıp yok etmesi, izale etmesi manasından üretilmiş ve bir alanı kaplayan geniş su ya da deniz için falan da bu kelime kullanılmış. Daha sonra cehaleti çok çok sınırsız oldu ya da bir insanın cehaleti onun şerefini örttü, yok etti anlamında kullanılmış. Muhtemelen Kur'an-ı Kerim'deki ezillâ kelimesini mağmurîn ile karşılaması Sabuni'nin de bu anlamda. Yani normalde insan şereflidir ve mahlukatın eşrefi mahlukattır. Ama ne yapar? İşte insan ve cin şeytanlarının emrine girer, aklına uyarsa onun zilleti, izzetini örter, yok eder, giderir. O insanlık izini bir anlamda şey kapatır. Şeytana tabi olması kapatır, yok eder manasında. Sebeb-i nüzul, bu ayetin sebeb-i nüzulü konusunda birkaç rivayet var. Bunlardan birisi an mukatil kale kânen nebiyyü yükrümü ehle Bedrin minel mühacirine vel ansar. Bildiğimiz gibi Resul-i Ekrem Ensar ve Muhacir'den Bedir'e katılan sahabilere ikramda bulunurdu. Yani onlara saygı gösterirdi. Fecaa nasun min ehli Bedrin fihim Sabit ibn Kays ve kad sübiku ilel meclis. Ehli Bedir'den bir grup ki aralarında Sabit bin Kays radıyallahu anh da vardı. Peygamberimizin o sohbet meclisine biraz geç kalmışlardı. Sonradan gelmişlerdi onlar. Fakamu hiyalen nebiyyi ala erculihim yentazirûne en yüvesse'a lehum felem yufsahû lehum. Şimdi onlar kalabalığın içerisinde Resul-i Ekrem'in yakınına doğru gelmeye çalıştılar. Fakat hınca hınç dolu bir mekan, ayakta kala kaldılar. Onlar da bir taraftan kendilerine yer açılmasını bekliyorlardı. Şimdi bir de şu var tabii. Bedir gazvesine katılanlar arasında İslam'a ilk girenler çok çok yoğunluktalar. Nitekim ilimle ilgili ayetle bağlantılı da olması hasebiyle
hem yaş bakımından hem de ilim, İslam'ı öğrenme bakımından çok daha saygıya layık kimseler olmasına rağmen böyle ayakta kala kalmaları Resul-i Ekrem'in de zoruna gitmiş. Feşakka zelike alennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve Peygamberimiz ve ağır gelen bu durum karşısında fakale limen havlehu min gayri ehli Bedir'in. Bedir ehlinden olmayan bir takım daha önceden gelmiş peygamberimize yakın noktada oturan sahabiler için buyurdu ki kum ya fulan kum ya fulan bi adedil vakifine min ehli Bedir'in. Bedir gazvesinden katılıp da o esnada yer bulamayan, ayakta kala kalan sahabi sayısınca kişiye ey falanca kalk sen, ey filanca kalk sen diyerek onları bir bir kaldırmış ve yerlerine bu ashab-ı Bedir'i oturtturmuş. Feşakka zâlike alâ men ukîme min meclisi. Bu durumda tabii önceden gelip mecliste yer tutan Müslüm ve ayağa kaldırılan yeri sahabilere, Bedir sahabilerine verilenlere ağır gelmiş bu defa bu durum. Feta'anel münafikûne fî zâlike ve kâlû ve bunu münafıklar Peygamberimizi bir eleştiri sebebi yapmışlardır. Ve demişlerdir ki ma adele ma'ahâule Muhammed işte şu ayağa kaldırdığı meclisinden bir anlamda efendim ayağa kaldırdığı kimselere hiç de adil davranmadı. Kavmun ahazû bi mecalisehum ve ahabbul kurbe minhum. Onlar çok erkenden geldiler. Efendim Muhammed'e çok yakın, sırf onu sevdikleri için, ona yakın olmak için hemen çevresinde yer aldılar. Fekamahum, tuttu Muhammed de onları ayağa kaldırdı ve eclese men abta'a anhu ve onların yerine meclise gelmekte daha geciken kimseleri yani Bedir gazilerini oraya oturttu diye böyle şey yapmaya başladılar. Efendim fitne çıkarmaya. Fenzelallahu Teala işte Cenab-ı Hak bu hususta şu ayeti celleyi indirdi. Ya eyyühellezine amenu izâ kîle leküm tefessahû fil mecalisi. Ey iman edenler size genişleyin, yer açın, meclislerde yer açın denildiği zaman fefsahû yeri açın o zaman siz. Yefsahillahu leküm Allah da sizi ne yapsın? Genişletsin. Tabii burada muhtemelen Resul-i Ekrem'in maksadı şey değildir. Yani meclisinden onları ayağa kaldırdığı sahabileri dışarı göndermek, kovmak değildir. Bu asla düşünülemez. Ama hani oturuştan oturuşa da fark var. Hele hele sohbet biraz uzun olacaksa ki Peygamberimiz sohbetleri çok uzun tutmazlardı. Buna rağmen işte rahat oturayım, bağdaş kurarak oturayım dediğiniz zaman iki kişinin kapladığı yeri kaplamış olabiliyorsunuz. Yani biraz Anadolu tabiriyle dişrilip toparlanmak ve gelen insanlara yer açmayı kastetmişti. Fakat bunu işte adab erken böyle böyle öğreniliyor değerli arkadaşlar. Yani bir olay yaşanıyor. Efendim, o olay üzerinde tam da uygulamalı bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın konuya ilişkin rızası neyse o böylece kıyamete kadar belgelendirilmiş oluyor. Bu kapsamda işte Cenab-ı Hak eğer siz gönlünüz ferah olur, geniş olur, daha çok din kardeşimiz buradan istifade etsin, feyiz menbaından, Resul-i Ekrem'den, ilim menbaından faydalansın, oradan duyacağı her bir söz dünyada ahirette onun sapsağlam tutunacağı bir kulp olur, kurtuluşuna vesile olur diye düşünmeyi tabii ki tercih etmek gerekirdi ama bunun için demek ki bir ayeti celilenin inmesi ve bizler de bu ayet üzerinden eğitilmemiz gerektiği anlaşılıyor diyerek sözü burada bitirelim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.